Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Sanskrit sözcük olarak cilalanmış, düzenlenmiş, kusursuzlaştırılmış manalarını taşımaktadır. Tarihçiler Sanskrit'i ilk konuşanların Hindistan, Hazar Denizi ve Orta Doğu'ya kadar yayılan çok geniş bir topluluk olduğunu öne sürer. Bazıları da bu dilin hiçbir zaman dini ve ilmi çevre sınırlarını aşıp halk tarafından kullanılmadığını iddia etmektedirler. Sanskrit'i konuşanların ilk vatanları Pencap'tır. Burada Sanskrit'in en eski şekli olan Veda lisanı ortaya çıkmıştır. Milattan önce 2000. yılın ilk yarısına tekabül eden dönemde Veda dili gelişmiş esneklik kazanmıştır. Milattan önce 1. bin yılda Ganj Vadisi'ne kadar yayılan Hint Ari topluluğu bu lisanı iyice benimsemiş ve daha sonra da Prakrit denilen dil ortaya çıkmıştır. Bu arada komşu kültürlerden birçok sözcük ve kullanılış şekli de Sanskrit'e karışmıştır. İlk gramer çalışmalarını ise milattan önce 5. yüzyılın Edip ve bilginleri yapmıştır. Araştırmacılar Sanskrit'i hakiki zenginliğine kavuşturanların Panini adlı edebiyat bilgininin başını çektiği bir grup olduğunda ittifak halindedirler. Ancak Panini'nin kurduğu gramer kuralları o devirde halkın hemen hemen tamamının konuştuğu Sanskrit'in Veda ve Prakrit kollarından birçok yerde ayrılan bir Sanskrit'ti. Devrin aydınları önlerine çıkan bu intizamlı lisanı memnuniyetle kabullenmişlerdir. Buna rağmen halk hiçbir zaman Panini'nin gramerini benimsememiştir. Sanskrit'in asıl olarak ehemmiyet kazanması Hint kutsal metinlerinin yazılmasıyla başlar. Genellikle Devanagari harfleriyle yazılan bu metinlerin Brahmi ve Haroşti harfleriyle yazılmış olanları da vardır. Ancak hepsinde de dil olarak Sanskrit kullanılmıştır. Sanskrit dili yapı bakımından hem çekime hem de eklemelere imkan tanıyan bir dildir. Birçok dilden farklı olarak sözcüklerin birbirlerine defalarca eklenmeleri mümkündür. Bu dilde sözcük kombinasyonları sonsuzdur. A sözcüğü, B sözcüğü ve C sözcüğüyle ABC, AABC, BCA ve benzeri şeklinde türetilebilecek yüz binlerce sözcük vardır ve hepsinin manaları birbirlerinden farklıdır. Bu yüzden Sanskrit sözcük bakımından yeryüzünün en zengin birkaç dilinden biridir. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.